Geldiğimiz nokta sıkıntılar var, zorluklar var. Onları siz çok iyi biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Buradan Türkiye bir üreticilerin milli hükümetiyle çıkış yapacak. Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat var. Çünkü madem kul dara düştü, öyleyse Hızır gelecek. İşte Hızır'ın gelmesi tarihi fırsat. Hızır'ı biz getireceğiz. Biz Hızır olacağız. Seralarından, bahçelerinden çıkıp geldiler. Milletin efendisi, Vatan Partisi Genel Başkanı'yla toprağa, ürünü ve kazancı konuştu. Antalya Gazipaşa'da üreticiler Perinçek'le birlikte sorunları masaya yatırdı. Önümüzdeki dönem zorlukları milletin önüne koyan ve zorlukları paylaştıran bir hükümet. Hükümet olmamız lazım. Veya zorlukları yenecek ve zorlukları paylaştıracak geniş tabanlı, milletin geniş kısımlarını kucaklayan hükümet kurmamız lazım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yüksek girdilerden çiftçilerin sosyal güvencesine kadar tarımla ilgili pek çok konuyu sorunun asıl sahipleriyle birlikte ele aldı. İşçinin emeklisi var, memurun emeklisi var ama çiftçilerin emekliliği yok. Perinçek, çiftçinin tohumluk ayırma geleneğinin bugünün üretim ekonomisinin de temel zorunluluğu olduğunu söyledi. Üretim devriminin bu esaslara dayalı olarak yapılacağını vurguladı. Herkes üretimi seviyor. Üretim, üretim, üretim diyor ama üretim nasıl olur? Tohumluğu ayırarak, yatırım için tasarruf yaparak, ülkenin gelirinin bir kısmını fabrika açmaya, iş yeri açmaya ayırarak. Şimdi bunu yapmamız gereken bir döneme giriyoruz. Üretim devrimi bu. Tasarruf yapacağız, yatırım yapacağız, plan yapacağız. Vatan Partisi lideri gelen bir soru üzerine geçtiğimiz günlerde yapılan Tarım Orman Şurası'na dikkat çekti. Yerli ırkların, yerli tohumların kullanılması için kararlar alındığı söylendi. Bir hatadan dönülüyor. Yani bu yabancı tohum büyük bir hataydı. Efendim, yabancı ırklar hayvancılıkta hataydı. Yerli tohum, yerli ırk hayvancılıkta bizim tercihimiz olmalı ama o yerli ırkları ve yerli tohumları da zirai yöntemlerle, çağdaş ziraat teknolojisiyle ıslah edebiliriz, daha verimli hale getirebiliriz. Doğu Perinçek, geç saatlere kadar süren sohbette bölge çiftçisini dinledi. Tüm toplumun zorlukları paylaşarak aşacağını belirtti. Tarihi fırsatı değerlendirelim, hepimiz Hızır olalım. Kendi imdadımıza yetişelim, Atatürk olalım ve Türkiye'nin önündeki üreten, bereketli, aydınlık dönemi el birliğiyle, güç birliğiyle değerli kardeşlerim getirelim.